Arkadaşlar merhaba, neoldu.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Bize gelen talepler üzerine video oluşturduk yine. Bugün neyi anlatacağım? Trafik cezası sorgulama ve ceza ödemeyi anlatacağım. Sizlere bunlar nasıl yapılıyor, bunlardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi trafik cezaları sizlere EDS'ler tarafından yazılabiliyor. Haberiniz olmayabilir. O nedenle sık sık sorgulamanızda fayda var. Ehliyetinize, yani şahsınız üzerine de yazılan cezaları buradan görebileceksiniz. Onu anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Araç kullanıyorsanız ceza yazılabiliyor ve bundan haberiniz olmazsa eğer bu faize binip sürekli olarak artıyor. Bunun önüne geçmenin tek yolu da sürekli olarak kontrol etmek. İlk olarak sorgulamayı anlatacağım. Daha sonra da ceza nasıl ödeniyor bunu anlatacağım. Tarayıcınızın adres çubuğuna trafik ceza sorgulama yazıyoruz. onlineislemler.egm.com.tr adresinde bulunan başlığa tıklıyoruz. Araç plakasına yazılan cezaları sorgulamak için en baş seçenek var. Araç plakasına yazılan cezaları sorgula diye parantez içinde gerçek kişi yazıyor. Bu ne oluyor? Şirket arabası olanlar olabiliyor ya da şahsınız adına bir arabanız bulunabiliyor. Bunlardan hangisi ise ona göre yapıyorsunuz. Şirket aracıysa tüzel kişiyi seçiyorsunuz. Şirketin değil de kendinizin ise gerçek kişiyi seçiyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Burada sayfa sizi E-Devlet'e atıyor. E-Devlet sistemine giriş yapıyorsunuz. Eğer araba sizin üzerinize değilse bu ekrandan plakaya yazılan cezaları göremiyorsunuz. Hatta plakaya yazılan cezaları zaten göremiyorsunuz. Aracın sizin üzerinize olması gerekiyor. Bu ekranda benim boş çıkıyor. Fakat sizin eğer arabanız varsa bu ekranda rahatlıkla görebilirsiniz. Aynı zamanda EGM'nin sayfasından sürücüye de kesilen cezaları görebiliyorsunuz. Eğer şahsınıza yazılan cezaları öğrenmek istiyorsanız, görebilmek istiyorsanız sürücü belgesi ve şahıslara yazılan ceza sorgulama seçeneğine tıklıyoruz. Yine tıpkı yaptığımız gibi E-Devlet sistemimize girişimizi yapıyoruz. E-Devlet sistemine girdikten sonra karşımıza bizim sürücü bilgilerimiz çıkıyor. Ehliyetimizi ne zaman aldığımız, ehliyetimizde bir kısıtlama var mı vesaire gibi bilgilerle karşılaşıyoruz. Aynı zamanda son bir yıl içerisinde yediğimiz tüm cezaları da aynı sayfa üzerinden rahatlıkla görebiliriz. Eğer burada cezanız varsa bunun ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Peki cezanız var, bunu nasıl ödeyeceğiz? Ben online olarak ceza ödemek istiyorum derseniz bunu da interaktif vergi dairesinden ödeyebilirsiniz. Çünkü cezalar vergi borcu olarak görünüyor. O nedenle interaktif vergi dairesine girerek ödeme ve borç işlemleri seçeneğine tıklıyoruz. En üstte bulunan kısımda borç ödeme ve detay şeklinde bir seçeneğimiz var. Bu seçeneğe tıklayarak ne kadar ceza borcu olduğunuzu görebilirsiniz. Dediğim gibi bizim olmadığı için bu ekranda herhangi bir şey çıkmıyor. Fakat olsaydı eğer bizim de bu ekranda çıkacaktı. Umarım trafik cezanız olmaz, fakat varsa da bu şekilde sorgulamasını yapıp ödemesini de gerçekleştirebilirsiniz diyelim. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.